Günaydın Türkiye, günaydın Erzurum. Saatler 9'u gösteriyor. Kardelen ekranlarında güne merhabayla karşınızdayız. Gündemin önemli başlıklarını sizlere aktaracağız. Gazetelerin birinci sayfalarına hep beraber göz atacağız. Evet, gündem yine yoğun. İlk olarak şehit haberleriyle başlayacağız. Dün Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yine şehit haberi geldi. Çıkan çatışmalarda bir askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz de ağır yaralandı. Şehit olan askerin ise hava kuvvetlerinde çalıştığı ve gönüllü olarak özel kuvvetlere geçtiği öğrenildi. Diyarbakır Sur'da güvenlik güçleriyle hain terör örgütü üyeleri arasında yaşanan çatışmalarda bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de ağır yaralandı. Sur'da şehit düşen Assubay Üst Çavuş Burhan Kaplan'ın baba evine acı haber ulaştı. Acı haberin ulaşmasıyla aile yasa boğuldu. Şehit Burhan Kaplan'ın daha önce hava kuvvetlerinde görevli olduğu ve gönüllü olarak özel kuvvetlere geçtiği öğrenildi. Evet, Doğu ve Güneydoğu'da hainlere yönelik güvenlik kuvvetlerimizin operasyonları sürüyor. Evet, çıkan çatışmalarda da birçok güvenlik görevlimiz şehit oluyor. Dün yine Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda iki vatan evladımız daha şehit olmuştu. Şehit haberleri baba ocaklarına verildi. Baba ocaklarındaysa ailelerin ağıtları yürek dağladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen jandarma uzman çavuş Mustafa Hakan Kaçar ve uzman çavuş Osman Kaplan'ı binler uğurladı. Sur ilçesinde hainlerle çıkan çatışmada şehit edilen jandarma uzman çavuş Mustafa Hakan Kaçar için memleketi Afyon'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin akrabası Emine Çiğdem'in şu sözleri vatandaşları duygulandırdı. (gülüyor) 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mustafa Hakan Kaçar'ın cenazesi baba ocağı Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Çalca köyünde defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Şehit bırak. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan uzman çavuş Osman Kaplan içinse memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Törende babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan şehidin küçük oğlu Yasin'in şu sözleri yürekleri dağladı. Şehit ölmedi ki zaten. Baba görevini yaptı babam. Cesur. Onunla gurur duymakla onur ve şerefdir bana. Bir canı bostu veririm bu vatara. Keşke ben de şehit olsam. Herkese nasip etsin. Sen ölmedin biliyorum ama melek gibi geziyorsun biliyorum. Keşke o melek buraya girse, senin canına girse, çıksın şaka yaptım dese. Niye baba şaka yapmıyor? Niye gerçek? Niye vuruldu? Bir tane vicdanınız varsa, ya şu teröristlere diyorum, ya artık bırakın ya, hadi beni geçtim ya. Ya başka çocukların babası ölmesin arkadaş. Bitecek onlar, bitecek. Benim babam şehit oldu. Osmanlar Mehmet. Şehit kalbanın naaşı ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasına taşındıktan sonra Kırıkkale şehitliğine götürülerek toprağa verildi. Törene kentteki yerel yöneticilerin yanı sıra şehidin ailesi, yakınları, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Tören sırasında teröre bir kez daha sloganlar atılarak hep bir ağızdan lanet okundu. Öte yandan Şırnak'ta görevliyken kalp krizi geçirerek şehit olan jandarma uzman çavuş Altan Çankara için de cenaze töreni düzenlendi. Çankara'nın cenazesi yeni mahalle mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verildi.
Evet, bölgede operasyonlar sürerken bir yandan da işte görüyorsunuz vatan evlatlarımız şehit oluyor bu vatan uğruna. Geride acılı aileler kalıyor. Acılı ailelerin o yürek yakan ağıtları kalıyor sevgili izleyenler. Şehitlerimize biz de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı yakınlarına ise sabır diliyoruz ve devam edelim. Dün Genelkurmay Başkanlığı sitesinden bir haber yayınladı. O haberde devam eden operasyonlarda 20 hainin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın İdil ilçesinde 20 hainin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 20 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş, 21 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Operasyonda toplamda 47 hain etkisiz hale getirilirken son imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 126 oldu. Evet, dün Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan iki PYD'linin itirafları herkeste şok etkisi yarattı. O PYD'lilerin itiraflarındaysa hain PKK ile PYD'nin ortaklığı vardı. Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken Mürşit Pınar Hudut Karakolu Sorumluluk Bölgesi'nde yakalanan iki hain terör örgütü PYD'linin anlattıkları terör örgütü PKK ve PYD ortaklığını ortaya çıkardı. Terörist 2014'te Kandil'den yollandığı Kobani'de çatışmalara katıldığını PYD yönetiminin kararıyla PKK'ya destek için Diyarbakır'ın Sur ilçesine keskin nişancı olarak gönderildiğini anlattı. Kobani'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan iki YPG'liden birinin Bitlis, diğerinin ise Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Hainlerin üzerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada çok sayıda silah ve örgütsel doküman bulundu. Kandil'de 2013 yılında keskin nişancı eğitimi aldıktan sonra örgüt yönetiminin isteğiyle 2014'te Kobani'ye gittiğini ve burada çatışmalara katıldığını ifade eden terörist Mesut C., PYD yönetiminin kararıyla PKK'ya destek için Diyarbakır'ın Sur ilçesine keskin nişancı olarak gönderildiğini anlattı. Teröristlerden biri PYD yönetiminin PKK'ya destek için özellikle keskin nişancı eğitimi almış kişileri Türkiye'ye gönderdiğine dikkat çekti. Yakalanan diğer terörist de 2014 yılında terör örgütüne katıldığını, ardından keskin nişancı eğitimi için Kandil'e gittiğini ve PYD saflarında savaşmak amacıyla Kobani'ye geçtiğini söyledi. Çatışmalara katılmak için cesaret hapı ve bazen de uyuşturucu hap kullandıklarını anlatan teröristler, PKK'nın Sur ve Nusaybin'de çatışmak için PYD'den keskin nişancı talebinde bulunduğunu da itiraf etti. PKK'nın son haftalarda Sur, Cizre ve Silopi'de büyük kayıplar verdiğini aktaran terörist, bundan dolayı da örgütün çatışmalarda daha çok keskin nişancıları kullandığını söyledi. Yaklaş! Eller havada! Çıkart montunu! Evet, Doğu ve Güneydoğu'da hainlere yönelik operasyonlar sürüyor. Bir yandan da güvenlik kuvvetlerimiz bölge halkına şefkat elini uzatıyor. Şırnak İdil'de de operasyonlar 9. gününde devam ediyordu. Dün yaşlı bir çift o operasyonların ortasında kalmıştı ve güvenlik kuvvetlerinden yardım istedi. O yardımları ise karşılıksız bırakılmadı. Terör saldırıları ve terör korkusu yüzünden sokağa çıkma yasağı uygulanan ilçelerde vatandaşlar yaşadıkları yerleri terk ediyor. Rahattı. Bir şey yok. Ahmet de. Gel. Görüntü. Gel. Terör saldırılarından duydukları endişeyle binlerce vatandaşın terk ettiği ilçede kalan vatandaşın da mağdur olmaması için hem sağlık ekiplerinin hem de güvenlik güçlerinin çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda güvenlik güçleriyle hainler arasında çatışmaların yaşandığı Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir çifte de güvenlik güçleri tarafından yardım eli uzatıldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.
Vallahi biz içinde kaldık. Ekipler yaşlı çifti zırhlı ambulansla evlerinden alarak güvenli bölgeye götürdü. Yaşlı çiftse güvenlik güçlerine teşekkür etti. Teşekkür ederim. Dur dayı. Allah razı olsun. Tamam gel. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, güvenlik kuvvetlerimiz devam eden operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için işte çaba gösteriyor. Görüyorsunuz, ekranlarınıza da getirdik. Operasyonlardan onların etkilenmemesi için, canına ve malına zarar gelmemesi için de çaba gösteriyorlar. Diyarbakır Sur'da da sokağa çıkma yasağı sürüyor. Operasyonlar da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da devam eden operasyonlar kapsamında vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesi için bölgeye zırhlı ambulans gönderdi. Diyarbakır'da zırhlı ambulans dönemi başladı. Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmalarda hasta ve yaralı alımlarının zora girmesi nedeniyle Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü hizmetine 1 zırhlı 11 ambulans gönderdi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulanslar basın mensuplarına tanıtıldı. 6 tonluk zırhlı ambulansla sergilenen 11 ambulans, düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. Bütün kapılarında zırh bulunan ambulansın camlarının da kurşun geçirmez olduğu ve yaklaşık 400 bin liraya mal olduğu öğrenildi. Gönderilen 1 zırhlı 11 ambulansla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Sait Avar, çatışmalardan dolayı böyle bir karar alındığını ifade etti. Bakanlığımız 1 zırhlı olmak üzere an itibariyle 11 ambulansı ilimize gönderdi. Zırhlı ambulansımız özellikle bu Diyarbakır'da Su bölgesinde yaşanan silahlı çatışmadan dolayı böyle bir karar aldı ve bir zırhlı ambulans da ilimize gönderildi. Doktor Avar, zırhlı ambulansların sadece çatışma alanı içerisinde olacağını belirtti. Zırhlı ambulans çatışmanın olduğu bölgede yaralıları veya medikal tedavi görmesi gereken insanlarımızı alacak, başka bir ambulansa nakledip ondan da yerinde müdahale veyahut hastane nakillerini gerçekleştireceğiz. Dünyanın en saygın okullarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, jandarmaların eğitimini anlatan kısa bir film hazırlattı. Şimdi o filmi izliyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı için Ben Türk Komandosuyum adlı kısa film hazırlattı. Jandarma komandolarının yetiştiği okul 1963 yılında kuruldu ve 1996 yılından bu yana İzmir'in Foça ilçesinde faaliyet gösteriyor. Jandarma Genel Komutanlığı 53 yıldır her alanda donanımlı eğitimler veren bu okul için hazırlattığı kısa filmde jandarmaların 16 haftalık zorlu komando eğitimini yansıtıyor. Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na geçeceğiz. Şimdi biraz da siyasi gündemden başlıkları aktaralım. Davutoğlu dün Konya'da açıklamalarda bulundu. Gündeminde ise Cerat Tepe vardı. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da Borsa İstanbul ve Borsa Konya'nın arasında düzenlenecek olan işbirliği ve gong törenine katıldı. Şehir ekonomilerini, kent ekonomileri ulusal ekonomiye, ulusal ekonomi uluslararası ekonomiye entegre edememiş ülkelerin büyük atılımlar yapması mümkün değil. Davutoğlu, dünya ekonomilerinin oluşturulan borsalarla birbirine entegre olduğunu ifade etti. Londra piyasasına, Londra borsasına, Nasdaq'a doğrudan irtibatlı
ve Londra borsasıyla Borsa İstanbul arasındaki anlaşma ilk çalışmaların başlamasında da Londra'da şahit olmuştum. Böylece Konya, İstanbul, Londra, Konya, İstanbul, New York ve diğer piyasalar birbirine entegre hale geliyor. Borsa İstanbul'la birlikte tarımsal ticaret alanının genişlediğini söyledi. Borsa İstanbul'la birlikte bu tarımsal ticaret alanı genişliyor ve finansal piyasalara açılım sağlanıyor. İnşallah hemen konuşma esnasında Gümrük Ticaret Bakanımıza talimat verdim. Ürün İhtisas Borsası en kısa sürede kurulacak. Biz artık haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık programlarla söz veriyoruz. Senet gibi, buradaki işlemlerdeki senetler gibi biz onun gereğini yapıyoruz. Dolayısıyla buradan ifade ediyorum. En kısa zamanda demek bizim için öyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl falan gibi öne açık değil. İnşallah bu yılın ilk yarısında, en geç 3-4 ay içinde ama bu yılın ilk yarısını geçmeyecek surette gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve ürün ihtisas borsaları devreye girecek. Davutoğlu bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da ekonomik faaliyetlerde bulunmayı da ihmal etmediklerini vurguladı. Bir taraftan terörle mücadele gibi hayati bir mücadele yürütmek durumundayız. Ağır bir sorumluluk taşıyoruz ve şu anda biz burada böylesine büyük bir açılımın izlerini sürerken güvenlik birimlerimiz birçok ilçemizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu ülkenin birliği, beraberliği için mücadele ediyor. Allah bu uğurda fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ama biz bir taraftan bu mücadeleyi sürdürürken, terörle mücadeleyi, diğer taraftan ekonomimizin gerektirdiği adımları atmaya da kararlıyız. Başbakan, ülke gündemini meşgul eden hususların tümünün iletişimsel kopukluktan meydana geldiğini kaydederek Cerattepe'deki faaliyetlerinde durdurulduğunu söyledi. İletişimsizlikten kaynaklanan sorunlardan neşet ediyor. Yani taraflar birbirini doğru dürüst dinlemeden, birbirinin niyetlerini anlamadan hükmedebiliyorlar ve bu da istismar edilerek bazı çevrelerce ülkede sanki büyük bir gerilim alanı varmış gibi yansıtılabiliyor. Doğası, toprağı, havası, suyu bize emanettir. Onlar çevreye ne kadar duyarlıysa fazlasıyla karar alıcı yetkililer olarak bizler de duyarlıyız. Her bir ülkemizin her bir köşesinde işte 3,5 milyar fidan diktik, 7 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. Her yerde buna özenle gayret sarf ediyoruz. İkincisi, Türkiye doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek durumunda. Yerin altındaki kaynakları göz ardı ederek yerin üstünü koruyamayız. Yerin üstünü feda ederek yer altındaki kaynakların değerlendirme yoluna gidemeyiz. Yer altında ulaşacağımız zenginlikler de hepimizin zenginliği. Bu çerçevede dün vurguladığım gibi, sizin de sorunuza cevaben söylüyorum. Hukuki süreçler tamamlanana kadar yeni bir adım atılmayacak. Bu zaten atılan adımlar bir hukuki sürecin sonucunda ortaya çıkmıştı. Şimdi süre giden bir itiraz dosyası olduğu için bu süreçler tamamlanıncaya kadar bu anlamda yeni bir adım atılmayacak. Kesinlikle açık galeri olmayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu dün bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Denizli'deydi. Burada yaptığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle gündeminde son zamanda yaşanan taciz ve tecavüz olayları vardı. Yapmış olduğu bir açıklamasında çocuk istismarlarına sıfır toleranssız en ağır cezayı vermek için çalışacağız dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu memleketi Denizli'ye gitti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Sema Ramazanoğlu, öğretmeninin cinsel istismarına maruz kalan ve daha sonra intihar eden Buse Cansel hakkında açıklamalarda bulundu. Kesinlikle sıfır tavizle sonuçlanmasını istiyoruz. Benim kızımdan da öte. O yaşlarda benim de bir kızım var. Ya o kadar içten bir şey ki ha benim kızım ha o. Hiç farkı yok. Cansel benim içimde bir yanan ateş. Kadınlara karşı her türlü şiddetin karşısında olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, gerçekleşen tüm olaylara müdahil olup en ağır cezaları almaları için davaların takipçisi olacağız dedi. Kadınlara yönelik her türlü şiddet
kadın cinayetleri ve kız çocuklara, genç kızlarımıza, kadınlarımıza yönelik her türlü cinsel tacizde sıfır toleransız. Bu benim hem kişisel düşüncem, tavrım, tutumum hem de bakanlığımızın tavrı ve tutumu. Bu konuda bütün olaylara, gerçekleşmiş bütün olaylara bakanlığımızın hukukçuları tarafından anında müdahil oluyoruz. Sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Ben bireysel olarak da takip ediyorum. Her gün soruyorum. Bu vakayla ilgili ne karar alındı, hangi aşamada ve kesinlikle hiçbir iyi hal indirimi dediğimiz o indirimden hiçbir uygulanmaksızın, altını bir daha çiziyorum, en ağır cezanın verilmesi konusunda sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Artık bu bizim bakanlığımızın müdahil olduğu bu vakalarda, bu olaylarda en ağır cezanın verilmesi bir teamül haline dönüştü. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da dün Adıyaman'daydı. Orada şehit cenazesine katıldı ve daha sonra bir takım temaslarda bulundu Bakan Işık. Burada yaptığı konuşmada ise özellikle gündeminde HDP vardı. HDP'li vekil Tuğba Hezer vardı. Sert sözlerle eleştirdi. Dokunulmazlığının kaldırılıp hesap verilmesi sağlanacaktır dedi. HDP maalesef 7 Haziran'dan sonra halktan aldığı bu desteği yanlış yorumlayarak terörün adeta bir maşası konumuna geldi. Terörü öven, destekleyen, cesaretlendiren, hatta zaman zaman işte görüyorsunuz yardım ve yataklık eden bir konuma geldi. Bunu hiçbir demokratik ülkenin kabul etmesi mümkün değil. Bir 29 tane masum canı katleden, kasteden bir teröristin taziyesine gitmek hiçbir demokratik ülkenin kabul edeceği, hiçbir halkın kabul edeceği bir davranış olamaz. Adıyaman'a çeşitli temaslarda bulunmak için giden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, teröristin taziye evine giden Tuğba Hezer'i bu sözlerle eleştirdi. Dokunulmazlığının meclis tarafından kaldırılacağını söyledi. Bunun mutlaka bir gereğinin yapılması lazım. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın inanıyorum ki bu gereğe yapılması noktasındaki çağrısına Türkiye Büyük Millet Meclisi uyacaktır. Bu noktada da dokunulmazlığının kaldırılıp hukuk önünde hesap verilmesi sağlanacaktır. Evet, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçeceğiz. Orada da biliyorsunuz kurultay tartışması hala yaşanıyor. Birçok ilde partinin ilçe teşkilatları kapatıldı. Genel başkan ve muhalifler arasında gerginlik de yaşandı. Dün de Meral Akşener Afyon'daydı. Birçok temasta bulundu Afyon'da ve daha sonra basın açıklaması yaptı. Partililerle bir araya geldi. Oradaki konuşmasındaysa yine kurultay çağrısı yaptı ve ne yaparsanız yapın kurultaya engel olamayacaksınız dedi. Birilerine güvendiğinizi ifade edebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın kurultaya engel olamayacaksınız. İçişleri Eski Bakanı ve Meclis Eski Başkan Vekili Meral Akşener Denizli'ye yapacağı ziyaret öncesinde Afyon'un Dinar ilçesine giderek partililerle bir araya geldi. İlginin yoğun olduğu programda partililere seslenen Akşener, konuşmasında parti içindeki kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Ve demokratik hakkını kullanan, demokrasiyi talep eden, ülkücü iradeyi talep eden, onu ortaya koyan gencecik il başkanlarımız, gencecik ilçe başkanlarımız, bunların hepsi üst kurul delegeleri. Bir özellikleri daha var. Sayın Genel Başkan ve Genel Merkez'in tüm üyelerini bu arkadaşlarımız seçtiler. Şimdi soru şu, seni seçenden niye korkuyorsun kardeşim? Ne yapıldı? İl başkanlarımız görevden alınmadı, parti kapatıldı. Teşkilat kapatılarak dava yürümez. Teşkilat... Aynen öyle. Şimdi olmayacak bir şey bu. Teşkilatların kapısına kilit vurmak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde basın toplantısı düzenledi ve o toplantıda gündemi değerlendirdi. Özellikle gündeminde ise HDP'li vekil Tuğba Hezer vardı. Onu sert sözlerle eleştirdi.
DAEŞ'le mücadele etmek tek başına meşruiyet için gerekiyorsa El-Nusra da DAEŞ'le mücadele ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başka bir örgüt ne de YPG bunların çeşitli stratejik analizlere göre, sahadaki çeşitli ittifaklara göre terör örgütlerinin tasnif edilmesinden yana değiliz. YPG'nin terör örgütü olarak dikkate alınmaması, uluslararası toplumun terörle mücadele kararlılığı için kara delik oluşturduğunu ifade eden Çelik, terör örgütlerinin tasnifinden yana olmadıklarını söyledi. Terör örgütü vasfının dikkate alınmaması, doğrusunu söylemek gerekirse, uluslararası toplum için, uluslararası toplumun terörle mücadele kararlılığı için son derece büyük bir kara delik ortaya çıkarmıştır. Büyük bir zaaf ortaya çıkarmıştır. Eğer DAEŞ'le mücadele etmek tek başına meşruiyet için gerekiyorsa, El-Nusra da DAEŞ'le mücadele ediyor. Ama onun terör örgütü olması, DAEŞ gibi bu son ateşkesin dışında tutulması şeklinde değerlendirme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ne DAEŞ, ne El-Nusra, ne başka bir örgüt, ne de YPG bunların çeşitli stratejik analizlere göre, sahadaki çeşitli ittifaklara göre terör örgütlerinin tasnif edilmesinden yana değiliz. Terör örgütü terör örgütüdür. Bir terör örgütünün daha yakın tehlike arz eden bir başka terör örgütüyle mücadelesi söz konusuysa batılı ülkeler açısından, buna göre onu meşru kabul ediyorlarsa, bu geçmişte yaptıkları hataların tekrarıdır. Bu hataların aynısını ve çok daha fazlasını yakın zamanlarda hep beraber gördük. Afganistan'da yaptılar, başka yerlerde yaptılar. Ama bu hem kendilerinin aleyhine döndü, hem de küresel güvenliği tehdit eden başka sorunlar ortaya çıkardı. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik tedbirler aldığını söyleyen Çelik, alınan tedbirlerin savaştan uzak durmaya yönelik tedbirler olduğunu söyledi. Kara propaganda yürütülüyor. Özellikle Rus medyasında çıkıyor. İşte bir 3. Dünya Savaşı ihtimali ya da Türkiye ile başka ülkeler arasında çatışma ihtimali gibi şeyler. Türkiye'nin aldığı bütün bu tedbirler etrafındaki bu savaştan uzak durmaya dönük tedbirlerdir. Türkiye demokrasisini işleten, ekonomik büyümesini devam ettiren, daha yeni seçimlerden çıkmış, son derece güçlü bir hükümetin önünde 4 yıllık bir zaman dilimi olan, bu 4 yıl içerisinde demokratik alanda, ekonomik alanda, siyasal alanda çok ciddi reformlara imza atmak üzere kararlı bir şekilde yönetilen bir ülkedir. Herhangi bir şekilde hiçbir savaş senaryosunun parçası değildir. HDP'li Tuğba Hezer'in de Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin taziye çadırını ziyaret etmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Bir teröristin taziyesine giden kişinin zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir işi olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir katilin taziyesine giden kişiler tarafından kirletilmeyecek kadar yüce bir makamdır, yüce bir mekandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkenin onurudur. Bunun onurunu hiç kimsenin kirletmesine müsaade edilmez. Katille yan yana duran, o vatandaşların ölümüne sevinen, o vatandaşların ölümünü kutlayan bir kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi vasfını taşıması düşünülemez. Bunu kınamayan, bunu ihraç etmeyen, bunu lanetlemeyen partinin de sabahleyin demokrasi deyip, akşamleyin barış deyip, o sabahla akşam arasında yüzlerce kere terörü övme tavrı tamamen insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olma tavrıdır. Saatlerimiz 9:28 dakika geçiyor. Dünün önemli başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi sırada gazete manşetleri var. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. İlk olarak işte itiraflar, işte silahlar deniliyor. Haberin notunda ABD'ye kapak olsun başlığı da haberin. Notunu aktaralım. PYD'ye silah vermiyoruz diyen ABD sobelendi. PKK ile kalleş ortaklığıysa yakalanan teröristler itiraf etti. Notunda haberin. Detayına geçelim. Obama yönetimi DAEŞ'e karşı savaşıyor bahanesiyle terör örgütü PYD'ye kol kanat gerdi. Ankara PYD'ye verdiğimiz silahlar askerlerimize karşı kullanılıyor diye tepki gösterdi. ABD silah değil, mühimmat yardımı yaptık sözleriyle inkar etti. YPG'li teröristler Cirit isimli son teknoloji ABD malı tank savar füzesini sosyal medyadan paylaşınca yalan deşifre oldu. Haberin detayını ekranlarınıza biz de getirdik. Yakalanan teröristler Amerika ile PKK'nın ortaklığını itiraf etti. Devam ediyoruz.
Bir başka haber başlığıyla Davutoğlu ateşkes bizi bağlamaz, karşılık veririz açıklamasını yaptı. Dün katıldığı bir toplantıda Borsa İstanbul ve Borsa Konya İşbirliği imza törenine katıldı Davutoğlu ve burada Suriye'de ilan edilen ateşkese ilişkin konuştu. O ateşkes bizi bağlamaz dedi. Suriye'deki ateşkesi destekleriz diyen başbakan uyardı. YPG, DAEŞ ve El Nusra gibi terör örgütüdür. Çatışan taraflardan herhangi biri Türkiye'yi tehdit teşkil ettiğinde, güvenliğimiz söz konusu olduğunda ateşkes bizim için bağlayıcı değildir dedi Davutoğlu açıklamasında. Hemen yanındaki bir başka başlığı da aktaralım sizlere. Lokomotife fener kafası deniliyor. Biten maçın ardından böyle bir başlık atıyor Türkiye gazetesi. Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 revanşında Ruslara konuk oldu. Fenerbahçe Topal'ın kafa golüyle maçı berabere bitirip son 16'ya kaldı. Dün Galatasaray'da İtalya takımı Lazio ile oynamış ve 3-1 mağlup olmuştu. Hemen altında o detayda yer alıyor. Devam ediyoruz alt başlıkla. Çare mahkemede değil, MHP bölünmesin diyor. MHP'deki kurultay tartışmaları dün Meral Akşener'in de gündemindeydi. Denizli'ye yapacağı ziyaret öncesi Afyon'da konuşmalar yapmıştı Akşener ve MHP bölünmesin, partiden istifa edenleri eleştirmişti. MHP'nin yargı önüne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Ülkücü camianın ayrışmasına izin verilmemesini önerdik dedi. Sinan Oğan da kardeş kardeşe düşmesin diye konuştu. Partideki muhalif bölünmeler, daha sonra partiden ve görevlerinden yapılan istifalar Akşener'in de gündemindeydi. Partisinin mahkemeye taşınmasını istemediğini söylemişti. Hemen onun yanında alt başlıkta yine bir haber var, bir gelişme var, önemli bir gelişme. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Can Dündar ve Erdem Gül'e tahliye kararını verdi. Anayasa Mahkemesi casuslukla suçlanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için hak ihlali yapıldı hükmüne vardı. Tahliye kararının 3'e karşı 12 oyla alındığı açıklandı. İki gazeteci tahliye oldu bu kararla. Türkiye'yi de burada noktalıyoruz. Devam edelim gazete gündemimize. Sabah gazetesiyle sabahında manşetiyle başlayalım. 38 HDP'li 240 dosya, hepsi terör suçu deniliyor manşetteki haberde. Notunu aktaralım. Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda bekleyen 429 dokunulmazlık dosyasının 240'ı HDP'li vekillere ait. Yöneltilen suçlamaların hemen hepsi terör ve terör propagandası yapmak deniliyor haberin detayında. Dokunulmazlığın kaldırılması için hakkında en fazla dosya bulunan milletvekili HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Demirtaş hakkında 50 vatandaşın öldüğü 6-7 Ekim olaylarındaki eylem çağrısı dahil 60 dosya bulunuyor. Yine altta, manşetin hemen altında Davutoğlu'nun açıklaması yer alıyor. Dokunulmazlık suç zırhı olamaz diyor Davutoğlu. Net mesaj verdi. Ortada bir suç varsa, konu terörü teşvike kadar giden bir suça yönelmişse, kimse dokunulmazlık zırhı arkasına saklanarak bu suçu örtbas edemez. Parlamento nezdinde gerekli adımlar atılır açıklaması yapılmıştı. Dokunulmazlığın arkasına saklanıp terör örgütünü arka çıkanlara Davutoğlu da dokunulmazlık suç zırhı olamaz konuşmasıyla yanıt vermişti. Yine Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamaları yer alıyor haber notlarında, onları da size aktaralım. İdil'de devam eden operasyonlar bugünle birlikte 10. gününde ve o operasyonlarda dün 20 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı Genelkurmay Başkanlığı. Yine onun yanında hemen bir başka detay da var. Biz de ekranlarınıza getirdik. Diyarbakır Sur'da da biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. O operasyonlar kapsamında devlet vatandaşın daha kaliteli, sağlıklı bir hizmet, sağlık hizmeti alabilmesi için zırhlı ambulans gönderdi Diyarbakır'ın Sur ilçesine. Yine hemen yanında bir başka başlık da var, onu da aktaralım. Üst düzey kadro öldürüldü. Cehennem Deresi'nde PKK'ya ağır darbe başlığıyla da bir başka haber notu yer alıyor. Yine devam edelim sabahın alt başlığıyla. 40. Hoca paralel ihanete karşı durmuştu. 88 yaşında vefat eden Sayit Nursi'nin talebelerinden Mehmet 40. Hoca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine sert tepki göstermişti. Bu tavrıyla örnek olan 40. Hoca, talebesi Gülen için yanlış yolda demişti.
Evet, devam ediyoruz. Sabahı da noktalayalım burada. Gazete gündemimize Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ta manşetine geçelim. Teröre dost, İslam'a düşman başlığını atıyor Yeni Şafak gazetesi. Manşetten Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu alçak saldırıyı gerçekleştiren PYD-YPG'yi seküler diyerek müttefik ilan eden ABD, Orta Doğu'nun en demokratik hareketli İhvan'ı terör listesine almaya hazırlanıyor manşette verilen gelişmede. Devam edelim yine hemen manşetin yanındaki bir diğer başlıkla. İdil'de 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı Genelkurmay Başkanlığı, detaylarını aktardık sizlere. Devam ediyoruz. Ateşkes Türkiye'yi bağlamaz başlığıyla yine Başbakan Davutoğlu'nun ifadelerine yer veriliyor. Dün İstanbul'da yaptığı konuşmada Suriye'de ilan edilen ateşkesi değerlendirdi. Ateşkesi destekliyoruz ancak Türkiye'ye yönelik bir tehdit olursa ateşkes Türkiye'yi bağlamaz açıklamasını yaptı Başbakan Davutoğlu. Yine devam edelim alt başlık haberiyle. Sohbet sitesi niçin Herkül diye soruyor. Bir başka başlıkta Zaman ve STV'de 21 yıl görev yapan Mustafa Aydın, paralel yapının Fethullah Gülen'i kaderin eli, kader yazabilen biri olarak gördüğünü söyledi. Alt başlıkta o haberde yer veriliyor. Yeni Şafak'a da noktalıyoruz gazete gündemimize. Bugünle devam edelim. Saatlerimiz de bu arada 9.35 dakika geçiyor. Saatler ilerlerken biz de sizlere gazetelerin birinci sayfalarından önemli başlıkları aktarıyoruz ve bugünle devam edelim. Bugünün sürmanşetini aktaralım. İlk olarak polis sahte bandroller ele geçirdi, FETÖ'ye korsan kitap baskını diye bir haber yer alıyor. Paralel devlet yapılanmasının elebaşı Gülen'in kitapları için milyonlarca bandrol alındı. Bu bandrollerin sahtesi korsan kitaplarda da kullanıldı. 400 milyon lira da bu şekilde Fethullahçı terör örgütüne aktarıldı deniliyor. Sürmanşetteki haberin detayıydı bu aktardığımızda. Bugünün manşetine geçelim. Kaçan birini vur, herkese ibret olsun deniliyor. PKK'lılar arasında geçen telsiz konuşması kayıtlara geçmişti ve o kayıtlardan bir başlık Bugün gazetesinde manşetten veriliyor. PKK'nın Diyarbakır sorumlusu Sur'daki teröriste telsizle talimat yazdırdı. O talimat Bugün gazetesinde manşetten görülüyor. Kaçan birini vur, herkese ibret olsun başlığıyla. Devam edelim yine manşetin altındaki bir başka detayla. Beştepe'de sürpriz kabul başlığıyla bir haber daha yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Koç Holding üyeleriyle külliyede dün bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı dün Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen sürpriz görüşme basına kapalı yapıldı. Alt başlığın detayıydı bu da. Bugünü de noktalıyoruz. Son gazetemiz olan Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşetini aktaralım. İlk olarak Anayasa Mahkemesi tahliyesi diyor Can Dündar ve Erdem Gül için. Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verdi. O haber Hürriyet'te. Büyük başlıklarla Anayasa Mahkemesi tahliyesi başlığıyla yer alıyor. Anayasa Mahkemesi MİT'ları haberlerinden casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la Ankara temsilcisi Erdem Gül için hak ihlali var dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi iki gazetecinin de tahliyesine karar verdi. Dün ekranlarımıza bu gelişmede son dakika olarak yansımıştı. Hürriyet'in manşetine geçelim. Müfettişlik sorular deniliyor. Bir başka başlıkta İçişleri Bakanlığı Ankara patlaması ile ilgili güvenlik ve istihbarat açığı iddialarını araştırmak için inceleme başlattı. Müfettişler bazı sorulara yanıt arayacak diyor haberin detayında. Evet, yine Hürriyet'ten başka bir başlığı da aktaralım sizlere. Tam 12'de ateşkes başlığıyla yer alıyor. 00'da ateşkes diye bir başka haber yer alıyor. Suriye'deki çatışmaların durması için ABD ve Rusya öncülüğünde varılan anlaşma bu gece yürürlüğe girmesi öngörülüyor haberin detayıydı. Evet, gazete gündemimizde burada noktalıyoruz. Evet, gazetelerin birinci sayfalarından önemli başlıkları sizlere aktardık ve şimdi sıradaki haberimizi izleyelim. Bu yıl 27.si kutlanan vergi haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Öğretmen Evi'nde düzenlenen törenle Erzurum vergi şampiyonlarına sertifikaları verildi.
Törene Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri dışında Erzurum'da bulunan birçok devlet kuruluşunun yöneticileri de katıldı. Öğretmen evinde gerçekleşen tören şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, vergi haftasının anlamını ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra vergi şampiyonlarının başarılarının devamını diledi. 2015 yılı vergi noktamenleri törenini icra edeceğiz. Programımıza katılma nezaketi gösteren siz değerli konuklarımıza ve hafta süresince etkinliklerimizi takip ederek kamuoyuna mesajlarımızı duyuran yazılı ve görsel basınımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Bilindiği üzere günümüzde çağdaş devletlerin mali sistemlerini oluşturan en önemli kaynak vergidir. Dünyada sözü ve kararları önemsenen güçlü ekonomilere sahip devletlerin güçlü mali yapıların oluşumunda vergi katkısı ve payı çok büyüktür. İçinde bulunduğumuz bilgi, iletişim ve teknoloji çağının yarattığı değişimlerin bir yansıması olarak vergi ve vergilendirme kavramının içeriği de yeniden şekillenmiştir. Bu gelişmeleri yakından takip eden Bakanlığımız ve Gelir Dersi Başkanlığımız, mükelleflerimize her geçen gün yeni bir hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında mükelleflerimize sunulacak veya uygulama alanı genişletecek projelerden bazı örnekleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Vergi ödemelerinde kredi kartı ile tahsilat ve bankadan ödemeler yaygınlaştırılmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelemiz, strateji eylem planımız güncellenmiştir. Gelir Dersi Başkanlığı'nın internet üzerinden verdiği hizmetler çeşitlendirilmiştir. Birazdan ilimizin yüzdeki olan mükelleflerimizden 2015 yılı beyanlarına göre ilk ona giren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenlenecek törenle Gelir Dersi Başkanlığı'nca gönderilen Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal imzalı teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Bir husus daha belirterek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Erzurum'un mükelleflerimizin her geçen gün artarak devam ettiğine şahit olduğumuz vergiye gönüllü uyumlarının, beyan edilen vergilerin tam ve zamanlı ödenmesinde de devam edeceğine inancımız sizlerle paylaşırken, Bakan imzalı teşekkür belgesi almayı hak kazanan değerli mükelleflerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Katılımcılar vergi haftası ile ilgili hazırlanan kısa filmi izledikten sonra sertifikalarını teslim aldı. Güler yüzlü olacaksın. ...2017'de Erzurum EYOF'a başkentlik yapacak ve burada düzenlenen etkinlikler için kurulun ilk toplantısı dün yapıldı. Toplantıya ise Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başkanlık etti. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenecek olan 13. Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun ilk toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığında yapıldı. Nasıl bir hazırlık dönemi geçireceğiz, neler yapacağız? İzleyeceğimiz yollar, elimizde olan hazır imkanların nasıl kullanılacağı noktasında, ihtiyaç var ise yeni eklenecek veya eklenmesi gereken çalışmalar varsa onlarla ilgili ilk değerlendirmemizi yapıp genel bir çerçeveyi görüp ondan sonra ona göre de yolumuzu çizip inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde bu hazırlıklarımızı yapıp misafirlerimizi en iyi şekilde Türkiye'de ağırlayıp yine ülkelerine. Bakan Kılıç, Türkiye'nin uluslararası organizasyonları düzenleme konusunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek Erzurum'da güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyorum dedi. Ve inanıyorum ki bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan tüm uluslararası organizasyonlar gibi Erzurum'da da, ki daha önce zaten Erzurum'da bir organizasyon yapılmıştı. Bu anlamda güzel bir organizasyon yapılacağını inanıyorum. Biz bu konularda artık gerçekten büyük bir tecrübe içerisindeyiz. Dolayısıyla
güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan ve 14-17 yaşlar arasındaki yaklaşık 1500 sporcunun katılacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Şubat 2017'de Erzurum'da yapılacak. 13 Ağustos'ta Erzurum'da bir cinayet vakası yaşanmıştı. Azizye'de nişanlısı Burcu Şengel'i 27 yerinden bıçakladıktan sonra kayınpederinde bıçaklayıp öldürmüş ve kayıplara karışmıştı zanlı. O sanığın duruşması ilk duruşması dün yapıldı ve duruşmada sanığa hapis cezası istendi. Erzurum Azizye'de 13 Ağustos'ta nişanlısı Burcu Şengel'i 27 yerinden bıçakladıktan sonra kayınpederi Salih Şengel'i de bıçaklayarak öldürüp iki kişiyi de yaralayan sanık Ahmet Yavuz hakkında savcılık mütalasını verdi. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken sanığa yardım ettiği iddia edilen Ömer Yavuz'un beraati istendi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birincisi görülen duruşma, sanık avukatlarının ek savunmasını talep etmesi nedeniyle 10 Mart tarihine ertelendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olduğu davada Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından avukat Bilge Mutlu Bilge ve Ebru Arslan görevlendirildi. Davacı avukatları sanık Ahmet Yavuz'un cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğinin göz önüne alınarak cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet Yavuz savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek suçlamaları reddetti. Sanık avukatları ise sanığın askerlik yaptığı sürede Çorlu Devlet Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde psikolojik tedavi gördüğünün dikkate alınmasını talep etti. 10 Mart tarihine duruşmamız ertelendi. 10 Mart'tan sonra evet bir kez daha adalet yerini buldu diyebiliriz. Belki biz Burcu Şengel'i geri getiremeyeceğiz. Salih amcayı geri getiremeyeceğiz ama Münevver Karabulutlar, Burcu Şengeller, Özge Canlar artık yeter. Yani bu cinayet haberlerinden gına geldi. Yeter. Adam akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor. Kendine niye zarar vermedin? Kendini niye bıçaklamadın? Bu kızdan ne istedin? Çek yatın kenarına sıkıştırıp 27'de yerinden niye bıçakladın? Ne akla ne fikre? Bu selahiyeti nereden alıyorsun? Bu keyfiyet nereden? Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanık Ahmet Yavuz'un cezai ehliyeti olmadığına karar verdi. 3 dakikanın içinde oldu, 4 dakikaya sürmedi çocuk yakalandı. Ne düşmeye ne sürmeye çocuğun üstünün kanları üstündeydi. Yalan söylüyor. Aklı dengesi yerindeydi. Her şeyi yerindeydi. Hep vurup Cüzel Norman'ı öldürdü çeşitli. Hiçbir ifadesini de kabul etmedi. Hep yalan. Evet, şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi otoparkında bomba yüklü araç ihbarı yapıldı. İhbar sonucunda polise alarma geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ndeki otoparkta şüpheli bir araç olduğu ihbarı geldi. Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Otoparkta yapılan incelemede tarif edilen bomba yüklü aracı bulamayan güvenlik güçleri detaylı inceleme için polis helikopteri havalandırdı. İhbar edilen aracı bulmak için başlatılan operasyonsa tüm hızıyla devam ediyor. Evet, yapılan terör saldırılarının ardından güvenlik güçlerimiz de teyakkuzda gelen her ihbarı değerlendiriyor. Gelen her ihbarı dikkate alarak çalışma yapıyor. Dün İstanbul'da da bunun bir benzeri yaşandı. Polislerin üniversitedeki bomba ihbarına ilişkin de çalışmaları sürüyor. Şimdi İstanbul'a devam edeceğiz. Yine İstanbul ve Bursa'da inşaatlarda göçük meydana geldi. O göçüklerde toplam 4 işçi toprak altında kaldı. Kurtarılan 2 işçinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Abi yürü, geri çekil de. İstanbul ve Bursa'da inşaatlarda göçük meydana geldi. Tamam.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. Zaten baksana koca kütle kaymış oradan. Yukarıdan şuradan kayıyordu. Bir işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Bursa'da meydana gelen göçük kazasındaysa iki işçi toprak altında kaldı. Hafif yaralanan bir işçi kendi imkanlarıyla çıkarken AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılan diğer işçinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da yapımı süren ve tamamlandıktan sonra da dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. havalimanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak 3. havalimanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 3. havalimanının 2 pistiyle 90 milyon yolcu kapasiteli olan ilk bölümünün 2018 yılının Şubat ayına bitirilmesi için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek olan 3. havalimanında süren çalışmalarla ilgili inşaat yapımını üstlenen ve bittikten sonra da işletmesini yapacak olan özel bir havayolu şirketi CEO'su Yusuf Akçayoğlu bilgi verdi. Şu anda ekip 1 Mayıs'ın üzerine 42 ayı koyduğunuzda 1A dediğimiz birinci fazın A'sı 42 ayda bitiyor. Bu normalde Ekim 2018'e denk gelen bir tarih. Fakat biz planlamamızı daha geriye çektik. Amacımız ilk çeyrekte bu işi bitirmek. İnşallah olur da Şubat da olabilir bu ama ilk çeyrek bizim hedefimiz şu anda. Ardından 25 yıllık bir işletme süreci başlıyor. İmtiyaz süreci 2043'te bitiyor. 2043'e geldiğinde o günleri görürsek eğer ondan sonra eminim ikinci bir ihale olacaktır. İkinci bir kiralama süreci olacaktır. Daha önceki yap işletlerde olduğu gibi bir yapı burada da işleyecektir. İhalenin kısa geçmişi bu şekilde. Size şu anda alanımızı bir açıklayayım isterseniz. Gördüğünüz gibi 76,5 milyon metrekare dev bir alandan bahsediyoruz. Bu şu an dünyada bir havalimanı yapılanması için rezerv edilmiş en büyük alan. Ama bunun yanında tabii zeminin biraz sorunlu olması da bize aile dezavantajlar getirdi. Biraz işlerimizi zorlaştırdı. Fakat yapılamayacak bir şey söz konusu değil. Bütün teknik altyapımız bu işi yapmak için yeterli fazlasıyla. Şu an 1700 kamyondayız. Eskavatör 182 tane büyük tonajlı. Greyder 50 tane, silindir 121 tane, dozer 84 tane, lastik yükleyici 55 küsur tane. Efendim bu da günün son gelişmesiydi. Bu haftayı da burada noktalıyoruz. Pazartesi saatler 9'u gösterdiğinde biz yine ekranlarınızda olacağız. Yarın hafta sonu mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Geçti dost kervanı.
bir güzelinde beni bitir. Bu ayrılık bana ölüm getir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana ölüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni.